Rahatsız oluyor musun? Ne bir kayınvalidemi Başak'la yakınlaşmasından? Önce Yasemin, şimdi Başak seni biraz yok sayıyor sanki. Vallahi çok rahatsız oluyorum. Diyorum ya, biz burada ekibiz. Kendi kenar gelinleri bir kenara itip başka gelinlerle bir ümit içinde coşku, heyecan. Ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Gelse benim yanımda otursa, kızım şunu kafama tak, kızım bunu giyeyim diye sorsa ben onunla konuşurum. Ona giydiririm, söylerim. Ama bir yaklaşımda bulunmayıp diğer gelinlerle bu kadar yakın olması beni rahatsız ediyor. Bir de şöyle bir şey var. Başak bu hassas noktayı bildiği için birazcık kayınvalidemi gaza getiriyor, şımartıyor ve ikisi beraber çılgın bir şekilde kuduruyorlar. Ne yapmaya çalışıyorlar bilmiyorum ama üzerimde böyle bir moral bozukluğu, bir yemeklerime yapamayayım diye uğraşıyorlar. Başarılı oluyorlar da gerçekten. Bunu Başak tek başına yapmış olsaydı bu kadar etkilemezdi beni ama kayınvalidem buna kanıp bu şekilde davrandığı için gerçekten demoralize oluyor. Gerçekten arada yapamadığım yemekler de oluyor mu? Oluyor. Tatlılar da oluyor. Ama ben inanmıyorum. Şu arkadaşlar benden daha iyi yemek falan yapamıyor. Ben hepsinden daha iyi yemek yapıyorum. Ya bazen hakkımı alamıyorum, o ayrı. Ne yapamam? Bu kadar çalış, niye bu kadar ses? Merak ettim, bir bakayım. Eski işlerime bu kadar. Kız gençliği yapacak. Adı bayman ya. Kızılar benim. Yarım saatten fazla seni bekliyorum. Biz daha yeni. Ya abartma ya, abartma ya. Ben de seni bekliyorum. Bak daha saçım olmadı. Sana bir şey söyleyeceğim. Ben sen gerçekten kayınvalidenle böyle anne kız gibi misiniz? Daha yenisiniz değil mi? Evet. Gerçekten öyle. Şu an öylesiniz. Evet. Anne kız gibisin. Evet. Peki annen gibi oluyor mu? Ya tabii ki olamaz annem bana gibi. Bana niye inandırıcı kendini? Hayır bak, zaten annem gibi ama kesinlikle öz annem gibi diye bir şey ben iddiada bulunmuyorum. Tamam. Ama tabii ki de birbirimizi anlayışla karşılıyoruz, tartışmıyoruz. Ya da onu, benim hoşuma gitmeyen şeyleri ben söylüyorum. Daha hoşuna yenisiniz. Gitmeyen şeyleri o söylüyor ama birbirimizi kırmadan yapıyoruz. Ya bunun yenisi eskisi yok. Bence bu biraz yapı meselesi. Ya yapıyla alakası yok. Biz de başta öyleydik kayınvalidem. Ama zamanla kırıklıklar olabiliyor. Ama ben şeyler olabiliyor. Şu anda yok. Sen yenisin. Ama ben şu anda yok. Tamam anladım canım. Ama şu anda yok. Yani şu anda. Tamam işte ben de onu diyorum. Şu anda. Ama bu ileride olacağı anlamına gelmiyor. Olacak. İler, ama bunu yaşayacaksın. Ben istemiyorum. Ama ben inanmıyorum ki. Yani bir gelin kayınvalide. Bir yani kayınvalide bile kızıyla, bir anne kızıyla bile tartışıyor, sorun yaşayabiliyorken yani, geliniyle neden yaşamasın? Bak biz hiç sorun yaşarız demiyorum. Hayır. Düşünüyorsun. Hayır bak şimdi biz asla sorun yaşamayız demiyorum. Ama bir şey vardır benim kafama uymaz. Bunu dile getirmek önemli olan. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Tamam dile getiriyorsun. Dile getiriyorsun ama ileride sorun yaşayacağın anlamına da geliyor mu? Onu bilemem. Düşünce. Bak onu bilemem. Onu bilemem. Tamam aslında olacak. Olabilir diyorsun. Olabilir. Ama şu an benim düşüncem bu değil. Ama evet şu an. İleride sorun yaşayabilirim. Belki de yaşayacağım diyorsun. Belki de yaşamam. Bak bunu da bilmiyorum. Ben yaşayabileceğini, yaşamayabileceğini zannetmiyorum. Düşünmüyorum i̇şte, ya. Bunu bilemem. Yani zamanla göreceğiz bunu. Dediğim gibi daha çok yeniyim ben. Ama şu anda kayınvalidemin ne nişanlılık süresinde, ne düğün süresinde, ne de evlendikten sonra, düğünden sonra her şey dört dört. Herhangi bir hiçbir sıkıntı asla. Sıkıntı yaşamadın. Hayır, yaşamadım. Her şey çok güzel. Evet, yaşamadım. En basit bana balayına nereye gitmek istiyorsun dedi. Fikrimi söyledi. Kim söyledi? Kayınvalide. Kayınvalide. Nereye gitmek istersin dedi. Nereye yani onun söylediğiyle olacaktan mı? Değil mi? Nereye gideceğini? Hayır. Neden o sordu? Neden kayınvaliden sordu? Siz eşinizle kararlaştırdınız. Hayır, biz eşimle kararlaştırdık. Ondan sonra kendisi de sordu bana, nereye gitmek istiyorsun dedi. Ben de dedim böyle böyle bir fikrimiz var anne dedim. Fikrimiz o yönde. Ama bunu hani şey olarak sormadı. Hani bak bak balayına nereye gideceksiniz der gibi sormadı. Hani kendisi de gezmeyi çok seviyor. Mesela Avrupa turuna çıkmak istiyor. Onun hayali oydu. Hani balayına nereye gideceksiniz diye o yüzden sordu. Ben dedim şuraya gideceğiz. Öyle düşündük dedi. O da gönderdi. Sonuçta o mu gönderdi? Evet parasını o ödedi çünkü. Ha, kayınvaliden gönderdi. Evet parasını o ödedi çünkü. Nereye gitmek neden de o ödedi? Neden ödemesin? Yani hediye falan mıydı o anlamda sordu. Zaten bizim düğünümüzde yaptığı eşyaları yani biz eşim de ben de biz borçsuz evlendik. Her şeyi anne babalarımız yaptı. Balayımıza kadar onlar karşıladılar. Kayınvalidem de benim balayımı mesela ücretini karşıladı. Aynı acaba ondan dolayı mı sana sordu? Parasını ben veriyorum. Hani nereye gitmek istiyorsun? Yok hayır o açıdan sormadı. Ne oldu gelinler? Ne sohbet ediyorsun? Neler kaynatıyorsun? Kaynanayla gelin. Gene bizleri kaynanaları kaynatıyorsunuz. Kaynatın kaynak kazanı. Vallahi kaynayan kaynanalardır. Biz kaynamıyoruz. Yok canım sizi de göreceğiz kaynana zamanlarımızı. Dur hele. Yok ya
Şimdi yenisiniz, kaynana olacaksınız. O zaman göreceğim sizi. Ben tatlı bir kaynana olurum. Eli bol bir kaynana olurum. Ben tatlı. Gelinime neler neler. Ya ben kaynana olsam gelinime neler alırım ya. Sana bir şey her gün bir şeyle giderim ben. O ayrı ama böyle gelin de gelinlik yaparsam orada da bir kaynana olurum ki. Bak çok güzel. Ha bana düzgün olur. Saygı duyar, başımın üstünde taşırım, gelinimdir derim. Ama baktım diş gösteriyor, o zaman pençelerimi gösteririm. Ben de aynı. Ben cimri değilim, ben tutumluyum. Huzurum. Ben gelin kaynama sizi bırakıyorum, birbirinizi geçin. Yok, yemek değil, ben cimriliği kabul etmem, tutumluluğu kabul ederim, ben tutumluyum. Fuzuli masraf harcamayı sevmem. Olduğunu kenara koymayı bilirim, yeri gelince de savurur. Ula sen almayın beni. Ne eksiklik ettin sen? Anne hediye alabilirsin. 3-5 bir şeyle gelebilirsin. Mesela Rize'den geldi mi getirsin bana böyle hediyeler oraya dair. Getirmedin mi? Ne getirdin anne? Getirmedim. Şimdi valizden çıkarayım mı onları? Getirdiklerimi gösteririm ben her şeyi. Tamam sadece Rize'den değil. Genel olarak bir eli bol değil yani. Ondan nereden bol değil? Ha pek yazık, sen olsan. Yazık. Hayır benim şurada söylemek istediğim mevzu ben. Kayınvalide olsam ben gerçekten eli bol bir kayınvalide olurum. Göreceğim. Allah'ın nişanla bana ömür verdi. Seni de kaynana olarak görürüm. O zaman derim ki bakalım bu gelin ne yedi, ne yedi, neler yedi. Arkamdan dedikodu ediyorsunuz gene değil mi? Nereye gidi Reyhan? Kral. Arkamdan dedikodu ediyorsunuz. Evet, tutumluyumdur. Gerçeği söylüyorum. Tutumlu olmasam İstanbul'dan ev alamazdım. Başkası olsa bak ne olur. Böyle rahat yaşardı benim gelin. Kira kapılarına dururdu. Bak böyle rahat yaşıyor. Kira kapılarında bir şey yok. Gelinin kalbini kırdın az kalsın ya. Ağlatıyordum. O ki kapı kırıldı. Allah. Ben gelmeden geleceğimi bile telefon ediyor bana. Anne bizi istiyorlar kanaldan gel. Ben de cumartesi günü binip geliyorum. Kapı kırıldı bir haftalık. Baktın ki kaynanam geliyor. Laf düşmesin diye. İki tane menteşe alıp yapamaz mıydı? Ben gidip aldım, uşağımla yaptım onu. Ama şimdi kendi evi değil ya. Olmazsa yok ya, ısınamıyor. Hani gelsin ev sahibi yapsın. Zorunlu gidiyor herhalde değil mi? Kiracını nasıl kırdın ev sahibi? Zorunlu değil de biraz emanet istedim. Aynen öyle. Emanet istiyorsan da of, şeye düşürmeseydin kendini. Niye düşürdün? Ben neye düşürdüm kendimi? Niye düşürdün? Kendimi neye düşürdüm? Bir hafta kırılmış o, bir hafta kız ne var kapı kırılsın, bacak kırılsın, can kırılsın, kalp kırılmasın, ne ben oldu? Bir şey demedim, dedim ki o ki bu kapı kırıldı, bir hafta da böyle buraya balkona tabut gibi yatırsın. Bir hafta değil anne, sen de abart. Sen öyle dedin. Akşam kırıldı, sen bu sabah geldi. İkinci günü geldi, kırıldı ikinci günü geldi. Yapsan sen de bunun oyunu biliyorsun. Niye yaptın? Hiç şey yapsan. Bak bu da ders olsun, bir daha bunun görmesine izin verme. Vermeseydin git ne yap? Önce Hatay bana ne yaptın? Ne şey getir çak oraya ya. Kendine hatayı var. Ya çocuk da. He çocuğu pahane etme. Şimdiki gençlerin işi gücü ne? Çocuk çocuk. Biz hiç çocuk büyütmedik de. Hep büyümüş oldular. Ya öyle şimdiki de. Gençler hep çocuk pahane. Çocuk pahane değil. Yapmamak pahane. Öyle yapıyoruz. Ama bir daha bir şey kırıldı mı da çok söylenme. Yani kalbine dokunuyor. Ama şimdi bak manalı söyledi ki dokunmuş oturmuş. Ben dedim ki bu kapı niye yani. Böyle düştü yapmasa. Ay, bu ses yapma. Tonuyla mı dedi bu kapı niye böyle. Kapı evet öyle. Allah aşkına yap. Hem sen de, taklit yaparsın yapma. Başağı da demedim ben Mevlana'ya dedim ki. Mevlana dedim. Bu kapıya ne oldu dedim. Oraya dedim uzanmış duruyor. O ki bu düştü niye yapmadınız onu yapmadınız dedim. Ama şimdi bak, tabu senin ya, bunun zoru. İşte bunun olsaydı alınmaz. O anda diyebilirim. Ya bu beceriksiz gitmiş kapıyı kırmış, koymuş. Niye? Aa, yine birlik var. Demiş. Ya beceriksiz, ne alakası? Hata, bilerek mi? Birlik oldu. Rüzgarda kapıyı tıraştı, açık mendişiler kırıldı düştü. Allah'tan balkon demiri vardı da camı bir şey kırılmadı. Aa camı kırılsa bak ona da laf. Cam kırılsa senin kalbin paramparça. Paramparça. Yerlerde gidiyor. Kırış tane mendişeyi altta genel kurçudan gidip alıp oraya kocanın alamadım demem mi lazım öyle? Varsayalım alamadım. Umursamadı boşver. Ha
İşte şimdiki gençlerine vurdum duymaz. Ha, vurdum ne duymaz oldu? Kör hayvan. Ya da yapardık. İkinci günü geldi. Tabii ki yaptı. Evet evet. Birden evet. Geldi. Yağmur yağış ya. Nasıl yapmasın? Geldi. Sen kendin telefon ettin. Ben anne tamamen sonra isteyerek de gel. Ona bir şey demiyorum. Sen ettin bana telefon. Geleceğim günü biliyordum. Ama birden gelir gelmez. Direkt hani kapıyı birden değil. Birden nereye geldi? Uçağı yer bulamadım. Ama sen de birden gelmez. Eve kapıdan bahsedince diyorum. Birden o anlamda demiyorum. Birden çıktım üstüne nereye yatacağım? Kapı açık. Gece soğuk fır 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 üstüne nereye yatacağım? Ezgi'cim sana Hatice çakması diye bir laf ediyorlardı. Galiba doğru hep Hatice gibi yok en iyisini ben yaparım, en güzel yemeği ben yaparım, saçlarını da Hatice gibi ördürmeler falan. Kim? Var ya, bana mı söylüyorsun? Bak en iyi ben yaparım, en güzel ben yaparım dediğin insan şu anda arkanda duruyor. Ama sen Hatice de böyle saçlarına gelince, burada Ayşe abla bilir, ben örgüyü çok seviyorum o yüzden örüyor. Hatice de seviyormuş, örüyormuş. Bunun şimdi Hatice'ye benzemekle ne var? Hatice gibi masumlar o ya. Şimdi Hatice çakması dedikleri için ben de böyle bir bağdaştırdım. Saç örgüsü, ondan sonra yemekleri en güzel ben yapıyorum ben falan. Ben dedim mi hiç en güzel ben yapıyorum? Güzel yemek yaptığını söylüyorsun. Hakkını alamıyor muyum? En yandan söylüyorsun. Sen de söylüyorsun. Söylüyorum ama hani böyle hepsini birlikte bağdaştırınca sanki doğru gibi geldi bana. Allah Allah, yanlış geldi. Bana öyle geldi. Bir daha ölç tak bir daha. Vallahi bana öyle geldi. Çok da doğru bir tespit yaptım. Düşünüyorum. Burada Başakçığımız ama var. Ama ben mükemmelim demiyorum ama yemek konusunda tabii ki iddialıyım. Hatice'ye benzemesi konusunda da şunu söyleyeceğim. Hani çok mükemmelim mükemmelim tabii ki demiyorsun. Hatice de demiyordu. Hı. Ama şu var. Hani böyle hep bir haksızlığa uğrama mağdur modunu falan. Biraz sen de yapıyorsun yani Hatice gibi. Sen de yapmıyorsun. Yok. Ya, hakkımı alamıyorum. Yok. Hakkımı alamıyorum. Ben hiç böyle ellerimi bağlayıp hakkımı alamıyorum. Sen daha iyi olur. Hakkımı alamıyorum demeyelim. Bunu en güzel sen yapıyorsun. Sen daha iyi yaparsın bu konuda. Burada sen daha siz var ya siz bu 25'i kaldıramadınız ya. Ne alakası hiç var ya. Bir puanla aldın 25'i. Ben Hiç kaldıramadınız. Soda getirelim Ezgi. Bunlar bir yapmıştı. Nereden bıçaklarını şaşırdılar. Gittiler Hatice'ye getirdiler benzettiler. Ne alakası var ya? Böyle bir benzetme yapıldı. Ben de tespit ettim. Ve doğruluğunu... Benzetme duymadım. Sizden duyuyorum. Doğruluğunu düşünüyorum. Evliliği var mısınız? Gelmişsiniz. Burada konuşuyorsunuz. Ne alakası var? Artık yine şey yapıyorsun. Ben burada Ezgi'yim. Tamam mı? O zaman Ezgi gibi davranıyorum. Ezgi gibi davranıyorum zaten. Geldiğim gün nasılsam şu anda da öyleyim.